Biz biyologlar ve eminim sizler de gezegenimizdeki biyolojik çeşitliliğin muazzamlığından büyüleniyoruz. Bunun nasıl olduğunu ve canlıların birbirleriyle bağlantılarını anlamak istiyoruz. Bazı canlılarda bu, fosil kalıntılarıyla gözlemlenebilmesine rağmen birçok canlının fosili yoktur. Bunun için farklı bir yöntem geliştirilmiştir. Canlıların genomlarını sıralayıp sonra da birbirleriyle karşılaştırarak benzer genomlara sahip olanlar daha az benzer olanlara göre gruplanır. Bunun sonucunda şöyle bir diyagram ortaya çıkar. Gezegenimizdeki tüm canlılar 3 ana gruba ayrılır. Bakteriler, arkeler ve ökaryotlar. Bu genomlara ve bu canlıların düzenine bakarak birçok açıdan birbirlerine çok benzer olduklarını görürüz. Genetik malzeme olarak hepsinin DNA'sı vardır. Benzer ribozomlara, protein sentezlerine, çeperlere ve böyle daha birçok şeye sahiptirler. Bakteriden bir gen alıp insana yerleştirdiğimizde gayet güzel işlevini sürdürür. Tam tersi de aynı şekilde. Tüm bu verilere baktığımızda karşımıza çıkan kaçınılmaz sonuç, modern yaşamın geçmişinin tek tür bir ataya sahip olduğudur. Bu atanın ilk hücre olduğu anlamına gelmiyor. Kuşkusuz ki daha az komplike öncü hücreler vardı. Ama bu belirli ölçüdeki komplike olan evrensel ve ortak ata ortaya çıkınca bu şablon tüm yaşam tarafından kullanıldı. Şimdi buradaki bakteriye bakalım. Bakteriler basit görünür ama aslında çok önemli şeyler yaparlar. Birçoğu havadan nitrojeni alır ve moleküllere yerleştirir. Bunlar da sonra canlılar tarafından nitrojen içeren amino asitlerini ve nükleotitlerini yapmak için kullanılır. Bir kısmı fotosentez yapar. Ayrıca tamamı eski canlıların artıklarını alıp metabolize ederek besin zincirinin geri kalanı için besin kaynağına dönüştürürler. Gezegenimizde hiç bakteri olmasaydı yaşam birkaç ay içinde dururdu. Bizim ait olduğumuz grubun adı ökaryotlar. Genom sıralamayla aynı mantıkla tüm ökaryotların da son müşterek atasının biri olduğu aşikardır. Bu ata bir bakteriyi ehlileştirip kendisinin bir parçası olmasını sağlamıştır. Bu bakteri mitokondriyi oluşturmuş ve ökaryotik canlıların solunum yapan parçası haline gelmiştir. Ökaryotların ayrıca birbirine benzeyen çekirdekleri ve birbirine benzeyen eşeleri vardır. Bu durumda ökaryotların ortak bir atadan geldiği yönündeki kanıyı güçlendiriyor. Peki sonra ne oldu? Öncelikle fotosentez yapanlara bakalım. Bunların hepsi ikinci bakteriyi alan ökaryotlardan türemişlerdir. Bu sefer bir siyanobakteri başka bir bakteriyi fotosentez yapan kloroplastına dönüştürecek şekilde ehlileştirmiştir. Bildiğiniz yeşil canlıların çoğu bu olaydan türemişlerdir. Bu dağılımdaki canlıların bazılarına pigmentlerinden dolayı kırmızı algler denir. Ve ayrıca yaklaşık 300 milyon yıl önce bir başka ökaryotun bir kırmızı algı yutup farklı bir tür alg olarak ehlileştirmesi sonucu bu grupların içerisinde gördüğünüz diatomeler ve ateş rengi algler de ortaya çıkmıştır. Bu son iki tür okyanuslardaki ana oksijen yayıcılardır ve balıklardan balinalara kadar deniz besin zincirinin temelini oluştururlar. Bu grupta ayrıca Plasmodium gibi tıtmaya yol açan bakteriler de vardır. Plasmodium da bir zamanlar bir alg türüydü ama zamanla kloroplastını kaybetti. O yüzden artık rengi beyaz ve bir parazit olarak hayatını sürdürüyor. Gözden geçirdiğimiz bu canlıların çoğu tek hücreli. Yani bunlar sadece tek bir hücreden oluşan canlılar. Fakat evrim süresince defalarca çok hücreliler ortaya çıktı. Bu durum mantarlarda, bitkilerde ve tüm hayvanlarda görüldü.
Tek hücreli ve çok hücreli canlılar arasındaki fark şudur. Çok hücreliler yaşamsal faaliyetlerini sürdürürken değişik görevleri olan birçok farklı hücre bir araya gelip tüm organizma için bir bütün olarak çalışırlar. Mesela vücudumuzda karaciğerimiz başka bir işle, kaslarımız başka bir işle ve beynimizde tamamen ayrı bir işle meşguldür. Çok hücreli canlılardaki tüm bu fonksiyonlar aslında tek hücreli canlılarda da daha basit bir biçimde yerine getiriliyor. Tek hücreli canlıları tek başına müzik yapan bir müzisyen gibi, çok hücrelileri ise içinde farklı enstrümanların farklı fonksiyonları yerine getirdiği daha büyük bir orkestra gibi düşünebiliriz. Ortak bir atadan gelen tüm bu canlıların, günümüzde komplike ekosistemlerde gezegenimizi birbirleriyle paylaştıklarını, birbirlerine yiyecek ve oksijen gibi şeyler sağladıklarını görürüz. Bu ekosistemler, canlılar içlerinde yaşarken evrimleştiler ve evrimleşmeye de devam edecekler. Bununla beraber evrimin çok yavaş bir süreç olduğunu da eklememiz gerekiyor. Beni ve benim gibi diğer bilim insanlarını en çok düşündüren şeylerden biri, insanlığın ortaya çıkışı ile bu ekosistemlerin birçok yönden değişmeye başlaması. Bu durumun hızla yaklaşan sonuçlarının felaket olacağı konusunda endişeleniyoruz.